Tam 40 yıldır CHP yönetiminin elinin altında olan İzmir, deprem kontrolleri, tetkikleri, denetimleri, imar denetlemeleri İzmir CHP Belediyesi tarafından yapılırken 6.6 deprem sonrasında nasıl oluyor da o yıkılan binaların, enkazların sorumlusu AK Parti yönetimi oluyor? Hayret verici. Biz buradan onlara höst ulan diyoruz. Höst ulan. Onlar yalana kendilerini alıştırmış olabilirler. Yalana onlar hani yalanla yönetebilirler yönetimlerini. Ama biz onların ne oyunlar çevirdiğini ve bu ülkeyi kendileri yönettiği halde, bakın %60-%70 Türkiye geneli belediyeleri elinin altında bulundurmalarına rağmen yine de iktidarı suçlayabilen bir ne üdüğü belirsiz bir grup var. Biliyorsunuz Gürsel Tekin de deprem sonrası alelacele bir tweet paylaşmıştı. Tweetinde İzmir'deki Kızılay Kan Bankası ve vali binası yani kamu binası yerle bir oldu, yıkıldı. Devlet kendi mallarını bile koruyamıyor diye böyle rezilce bir tweet attıktan sonra Kan Bankası yani Kızılay Kan Bankası ve valilik binaları sapasağlam yerinde durduğu görüldü, açıklandı. Ama ne hikmetse CHP'nin İzmir CHP Belediyesi'nin yerle bir olduğunu videolardan, paylaşmış olduğu videolardan, görüntülerden izledik, gördük. Kimin binası yerle bir oluyormuş, kim neye sahip çıkamıyormuş, buradan ona kapak olsun ve onu takip edip onun peşinden gidenlere de kapak olsun arkadaşlar. Yazıklar olsun yani. Höst diyoruz onlara. Başka diyecek bir şey bulamıyoruz yani. Yalanla, yalanla anca yatsıya kadar mumlarını yakarlar. Yatsı oldu muydu? Yatsı da olmuyor. Akşamdan sonra bunların işi bitiyor. Evet, beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.